Merhabalar. Öncelikle Şehir Plancıları Odası'na Şehircilik Projesi'ni başlattığı için teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Bu içinde bulunduğumuz dönemde aslında genç arkadaşlarımızın önemli bir ihtiyacına cevap verecek diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da sadece genç arkadaşlarımız için değil, bizler için de önemli bir tazelenme fırsatı sağladı. Ve ben bütün hocalarımızın videolarını çok büyük bir zevkle izliyorum ve çok yararlanıyorum. Dolayısıyla bunun da devam edeceğini düşünüyorum. Davet için çok teşekkür ederim. Onur duydum bu davetten dolayı. Umarım güzel bir ders olur. Şimdi bu dersimizin konusu kırsal planlama. Diyebilirsiniz ki bizim aslında bölümümüz şehir ve bölge planlama. Ve disiplinimiz daha çok şehircilik konularıyla alakalı ki bu doğru. Gerçekten bizim disiplinimizin ortaya çıkması biraz böyle sanayileşmeyle, kentleşmeyle alakalı. Kuramlarımız genellikle bu noktada daha çok odaklanmış. Ve kırsal meselesi aslında disiplinimize çok geç gelmiş. Peki neden? Neden disiplinimiz kırsal planlamayla bu kadar geç ilgilenmeye başladı? Biraz hani buna değineceğim. Arkasından planlamaya dair aslında temel konular neydi ve bunlar nasıl değişti? Kırlar bizim disiplinimizde nasıl ele alınıyordu? Ve bugün aslında kırsal planlamayla ilgilenmemizin nedenleri nelerdir? Bunlara değineceğim. Daha sonra kırların nasıl değiştiğine dair birkaç alt başlıkta açıklamalarda bulunacağım. Daha sonra mekan artan önemi ve kırsal planlama nedir? Kırsal planlama nasıl evrildi? Ve en sonunda kırsal planlamanın araçları nelerdir ve ülkemizde nasıl uygulanıyor? Tabii bu aslında böyle hani tek ders anlatabilecek bir konu değil. Ama ben elimden geldiği kadar böyle kısa kısa değinmeye çalışacağım. Daha sonra sizler ilgilendiğiniz konularda araştırmalar yapacaksınız eminim. Konuyu derinleştireceksin. Şimdi kırsal alanlar neden planlamanın gündemi dışında kaldı? Dediğim gibi biz aslında tabii ki şöyle kentler planlanmıyordu diyemeyiz. Yani antik dönemden beri kentlere dair çeşitli öngörüler vardı. Kentlerin biçimi hakkında düşünülenler vardı. Fakat meslek alanı olarak bizim kurumsallaşmamız ve hem kuramlarımızın gelişmesi hem de pratik alanımızın genişlemesi sanayileşmeyle beraber başladı ve sanayi kentinin sorunlarıyla alakalı. Biz aslında bu insanların böyle kırlardan akın ettiği, sanayi istihdamının arttığı ve kentlerin aslında ekonomik gelişme odakları olduğu bir dönemde kurumsallaştık. Ve konularımız yani kuramlar aslında neye dairdi daha çok? Kentler bir kere nasıl büyüyor, nasıl gelişiyor? İnsanlar kentlerde nasıl yer seçiyor? İşte sanayi nasıl yer seçiyor? Kentsel yaşam nedir? Ve hani Chicago ekolünden beri aslında geliştirilen kuramlar dediğim gibi kenti anlamaya, kentsel dinamikleri anlamaya yönelik oldu. Planlamanın buradaki rolü neydi? Planlama aslında sanayi kentinin ortaya çıkardığı sorunları çözmeye odaklıydı. Bunlar neydi? Bir kere barınma sorunu. İnsanlar yığınlar halinde gelmişti. Kentler çok hızlı büyüyordu. Kirlilik vardı, yaşam koşulları çok sağlıksızdı. Bunların çözümü, insanların barınma sorunları, ulaşım meselesi, atık meseleleri, kirlilik meselesi vesaire. Dolayısıyla bunlar aslında bizim planlamanın konuları oldu. Bölgesel gelişmeye geldiğimiz zaman, bölgesel gelişmede ve bölge planlarında da aslında kırlar biraz dahil edilmiyordu diyebiliriz. Çünkü burada da yine kentler, kentlerin oluşturduğu odaklar, bunlar aslında odaktı ve ekonominin motoru olarak da aslında kentsel ekonomiler görülüyordu. Sosyal bilim alanları da aslında kente odaklıydı. İşte kentsel sosyoloji, kentsel politikalar, kentsel ekonomi çok güçlü kuramlar geliştirdiler bu dönemde. Bizim disiplinimizde kırlar nasıl ele alınıyordu? Birincisi kentlerin yakın çevresindeki kırsal alanlar daha çok kentlerin gıda ihtiyacını karşılamak üzere düşünülüyordu. Tarımsal arazi de aslında kentteki pazara ürün yetiştirmek üzere tarımsal ürünlerin yetiştirildiği yerlere ayrılıyordu. Mesela burada da Fontine'nin kuramından bahsetmek lazım. Kentten böyle eş merkezde halkalar halinde büyüyen bir model ve mesafeye bağlı olarak arazi kuramının değiştiği, tarımsal ürünlerin değiştiği bir model. Burada kent bir pazar ve modellerin hepsi aslında bu ve benzeri modellerin hepsi kente referanslıydı.
Birincisi bu. İkincisi, kent çevresindeki alanlar daha çok potansiyel gelişme alanları olarak görülüyordu. Yani işte bir süre sonra nihai olarak kentler oraya büyüyeceği, bu alanları ele geçireceği ve kentleştireceği, yani geleceğin kentleşmiş alanları olarak görülüyordu. Bazı istisnalar hariç. Onlar da nedir? İşte eğer bir çok değerli tarım alanı varsa ve bir doğa koruma alanı varsa, buralarda aslında kentlerden, yapılaşmış alandan kesin bir sınırla ayrılıp, burası neredeyse çit çekilip, buralarda korumaya, altına almaya çalışılıyordu. Böyle bir yaklaşımımız vardı. Ne zamana kadar diyelim? Aslında 1970'ler bütün aslında disiplinlerde olduğu gibi bizde de kırılmalar yarattı. Nedir? Yani bir kere dünya ekonomik krizi meselesi. Bu tarımı da tabii çok etkiledi. Ve aslında düşünsel anlamda da pek çok disiplin kırılma yaşadı. Eski kavramlar tekrar düşünülmeye başladı. Yeni kuramlar oluşturuldu. Yeni düşünme şekilleri ve pratikler devreye girdi. Dolayısıyla kırılan kavramlar da burada düşünülmeye başladı. Daha önce aslında kırsal alanlara dair belli disiplinler çok özel konularda çalışıyorlardı. Mesela işte bitki bilimciler, zoologlar, hidrologlar, işte daha böyle güçlü disiplinler, coğrafya, daha çok farklı alanlarda çalışıyordu. Ziraat mühendisleri, tarım ekonomistleri ve bunlar böyle özel alanlarda, kırsal alan, özel konularda ilgileniyorlardı. Ve bizim gibi hani mekana dair disiplinlerin bu konuya girmesiyle mimarlık ve şehir planlama gibi aslında biz de aslında bu meslek alanlarıyla disiplinlerle çalışmak gereği de hasıl oldu bizim için. Dolayısıyla aslında kırsal çalışmaların bu süre zarfına giderek daha çok disiplinler arası olduğu, farklı uzmanlıkların bilgi arası alışverişiyle gelişebileceği bir ortam da yaratılmış oldu. Şimdi 70'lerden sonraki değişime biraz bakalım. Burada 3 tane başlık altında ben bunu ele almak istiyorum. Bir tanesi kır ve kent ayrımının bulanıklaşması. Bu çok tartışılan bir konu. İkincisi kırsal nüfusun tarımla bağlarının koparılması. Bu tarım politikalarıyla alakalı. Bu da aslında çok kapsamlı bir konu. Ve üçüncüsü de kırda çok işlevlilik. Bu da zaten bu yukarıda saydığım iki başlıkla alakalı diyebiliriz. Şimdi birincisi kır ve kent ayrımının bulanıklaşması meselesi. Gerek mekana dair disiplinlerde, gerek sosyal bilimlerde aslında kırların belirli bir tanımı var. Nedir? Bir kere arazide işte gördüğünüz nedir? Tarım alanları vardır, ormanlar, işte sulak alanlar, genellikle doğal alanlar hakimdir. Bunun içinde yerleşmeler çok yer kaplamaz, küçüktür, nüfusları azdır ve doğayla uyumludur. Ekonomi tarıma dayalıdır, tarımsal istihdam güçlüdür. Ve bu alanlar aslında çok dağınık olduğu için çok da servislere erişemezler ve eğitim ve sağlık imkanları da yetersizdir ve homojen bir toplumsal yapı vardır. Bu hani kabul gören bir kırsal tanımı diyelim. Ve kırdan ayrı bir kategori tabii. Dolayısıyla kır ve kenti böyle iki ayrı kategori olarak değerlendirmek geleneksel olarak bütün disiplinlerde olan ve politika üretmede de bu ayrıma dayalı bir politika üretme söz konusu diyebiliriz. Peki nasıl oldu da kırla kent birbirinden bu kadar ayrılamaz hale geldi? Bunun önemli bir kırılma noktası tabii ki 70'ler dedik ama 80'ler ve daha sonrası küreselleşme ve uluslararası sermayenin aslında kırsal alanlara yönelmesi diyebiliriz. Daha önce aslında bu alanlar böyle kapalı, kapalı demeyelim de daha böyle ulusal ve yerel politikalarla idare edilirken, daha sonra uluslararası sermayenin bu alanlara yönelmesiyle ve bu alanların sermaye açılması aslında çok büyük bir kırılma yaşandığını söyleyebiliriz. Ve burada iki tane süreçten bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi desentralizasyon, diğeri de merkezileşme. Yani bunlar sanki iki zıt kavram gibi görünüyor fakat aslında birbirini tamamlayan iki kavram. Desentralizasyon yani yeni uluslararası iş bölümüne göre aslında sanayinin, üretimin, özellikle emek yoğun üretimin daha az gelişmiş bölgelere doğru kayması ve dünyanın başka yerlerinde giderek böyle sanayileşmenin, üretimin artması ve bu sanayinin buralarda ucuz emek ve arazi araması.
Merkezileşme ise bu küresel akışların yoğunlaştığı yerleri ifade ediyor. Bunlar bu akışların kolay olduğu yerde aşırı derecede yığılmalar, birikmeler yaratıyorlar ve bu birikmeler aslında karşımıza aslında mega kentler olarak çıkıyor. Mega kentlerin tabii ki merkezlerinde de çok büyük değişimler oluyor fakat esasında büyük değişimler kırsal alanlarında gerçekleşiyor. Bu alanlarda geniş araziler var, ucuz araziler var, ucuz emek var ve aslında devlet yatırımları da bunu destekliyor diyebiliriz. Burada aslında nasıl bir değişime yol açıyor bu konu? Daha önce burada tarım daha böyle işte yerel ya da ulusal ölçekte politikalarla devam ederken bambaşka bir boyuta geliyor ve yeni beceriler aslında istenir oluyor. Ve kırsal iş gücü yapısı burada değişmeye başlıyor. İşte ailede tarım dışı gelir kaynaklar arttığı için işte gençler bu alanlara yöneliyorlar. Sanayi ve hizmet alanlarında çalışmaya başlıyorlar. Kadın mesela daha önce aile içinde ya da tarımda ücretsiz bir emek olarak biz onu görürken ücretli emek olarak piyasaya çıkıyor. Ve aileler çok farklı hayatta kalmış stratejileri benimsemek durumunda kalıyorlar. Fakat en önemlisi de daha önce alınıp satılmayan tarımsal arazilerin artık piyasaya çıkması ve alınır satılır bir hale gelmesi. Bu da tarımın en önemli özelliği yani toprağa bağlı olmasını tabii ki önemli bir ölçüde sekteye uğratıyor. Yani mega kentlerin böyle etrafındaki ya da hinterlandındaki bu gelişmeler aslında sadece bir büyük bir mega kente sınırlı kalmıyor. Bu alanlar birbirlerine eklenerek büyüyorlar. Burada iki tane kavramdan bahsetmek gerekir. Bunlardan bir tanesi gelişmiş metropoliten bölge. Bunlar ana ulaşım aksları etrafında büyüyor ve burada bir kent yok, pek çok kent var. Bunların arasında orta ölçekli kentler var. Yarı kentsel bölgeler var, kırsal bölgeler var. Bunların hepsi aslında bir büyük genişlemiş metropoliten bölgeyi oluşturuyor. Bazen bunlar birbirine eklenerek aslında böyle kilitlenmiş metropoliten bölgeleri oluşturuyor. Burada Terimekçi'yi almak gerekir ve onun aslında geliştirmiş olduğu da bu kavramla, bu iki kavramla beraber De Sakota kavramına değinmek gerekir. De Sakota ne demek? Aslında bu Endonezya'da yaptığı, Jakarta'da yaptığı bir çalışmadan yola çıkarak oluşturduğu bir kavram. Ve özellikle de buraya has olduğu için ve özellikle batı kaynaklı kuramlara da biraz böyle karşı çıkış gibi ismini de Endonezya dilinde koyuyor. Desa köy ve kota kent yani köy kır kent gibi bir yer. Ve bu genişlemiş metropoliten bölge içinde bu alanlar gri bölgeler yani hem tarımın özellikle pirinç tarımının devam ettiği alanlar ama bir taraftan da bu alanlarda işte sanayi parkları, golf alanları, havaalanları vesaire bir sürü başka kullanımlar var. Bir şu soruyu soruyor Mekçi. Bu alanlar aslında nihai olarak kent işlek alanlar değil. Yani bu alanlar tarımla bütün bu kullanımların bir arada olduğu yerler. Ve hani kalıcı olabileceğini de aslında söylüyor. Fakat tabii De Sakota kavramının bütün ülkeler için geçerli bir kavram olup olmadığı da tartışmalı. Ve zaten bu konuda çalışmalar da var. Sonuçta burada aslında biz görüyoruz ki kırsaldaki değişim, özellikle mekansal yansımaları çok büyük orandaki kentleşme. Evet, yine kentleşme. Ama buradaki tarımın rolü eskisinden çok daha farklı ve kentle ilişkisi çok daha farklı. Burada hani yaban hayatına ne oluyor ya da doğal alanlara ne oluyor dediğimiz zaman tabii ki hani bu yayılma hiçbir şekilde sınır tanımayan bir yayılma. Burada hiçbir şey bu şeyin dışında kalmıyor. İşte nedir? İşte dağlar, Himalayalar, çöller, okyanus, kutuplar, hatta işte bu uydular aracıyla atmosfer vesaire bunlar da aslında kirleniyor. Ve burada bir kuramdan bahsetmek gerekir. Gezegensel kentleşme dediğimiz bir kuram. Harvard'da bir grup akademisyen geliştirdiği bir kavram. Şuradan yola çıkıyorlar. Lefebvre'nin Kentsel Devrim kitabında bahsettiği toplumun toptan kentleşmesi. Burada aslında kastedilen böyle her yer işte kentler büyüyecek, böyle her yer kent olacak değil. Kentleşmenin yani burada kentsel dokudan bahsediyor. Kentsel doku da aslında çok kendine has bir kavram. Kentsel doku aslında bu kentleşmenin ritmiyle oluşan bir doku ve
diyor ki aslında bütün dünya bir gün kentleşmenin ritmiyle belirlenecek ve kentleşmenin ritmine bağlı olacak diyor. Bu 1960'larda söylediğinde bunun henüz gerçekleşmediğini, yani toplumun tamamen kentleşmesinin henüz olmadığını ama 80'lerde tekrar söyledi, bunun artık gerçekleştiğini söylüyor. Yani kentleşme sürecinin bütün dünyaya hakim olması. Ve burada aslında bütün dünyanın, işte dediğim gibi okyanusları ve atmosfere kadar olan bir yerin kentleşmiş olduğunu söylüyorlar. Burada bir tarafta yılma merkezleri var bu kuruma göre. Bunlar işte kentler, kentsel bölgeler, mega kentler. Diğer taraftaki alanlara da operasyonel peyzaj diyorlar. Onlar da kırsal alanlar, böyle endüstriyel tarım alanları, endüstriyel orman alanları, lojistik merkezler ve turizm alanları. Mesela işte Alpler de aslında kent mi diye soruyorlar. Ya da işte Himalayalardaki bir tepe, orası da mı kent mi? Çünkü acayip atıkların olduğu, işte Nepal'de mesela böyle su şişeleriyle dolu trekking rotaları vesaire. Buraları da aslında yine bu kentsel dokunun bir parçası olarak görüyorlar ve diyorlar ki artık Lefebvre'nin bu öngörüsü gerçekleşti. Ve artık diyorlar ki kent diye bir kavramdan böyle kırdan ayrı bahsedemeyiz. Bunlar aslında bir içine girmiştir. Neresi kırdır, neresi kenttir artık bunu söyleyemeyiz. Ve kent artık bir araştırma nesnesi olmaktan çıkmıştır gibi bir noktaya varıyorlar. Tabii burada bu tablo çok böyle ümitsiz bir tablo. Yani sanki böyle kırlar tamamen yok olmuş gibi. Yani burada kırın tamamen yok olmasından ziyade aslında kırın biçim değiştirdiğini, kırla kent arasındaki ilişkinin biçim değiştirdiğini söylemek gerekir. Çünkü bir taraftan da geçmişe döndüğümüzde kırla kent arasında her zaman bir ilişki vardı. Yani her zaman, ne kadar biz bunu çalışmamış olsak da ve görmemiş olsak da her zaman kentler kırlara bağımlıydı. Ve değişen aslında bu bunun biçimi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu kırkent meselesi, kırkent meselesinin bulanıklaşması, bunu hani bu uç noktaya kadar getirdik ve orada bırakalım. İkinci başlığımız aslında böyle her yere dair ve bütün dünyanın yaşadığı, bütün dünyadaki tarımın yaşadığı bir mesele, uluslararası tarım politikalarıyla kırın zayıflaması ve topraktan kopması. Üretimin topraktan kopması. Bu tabii daha önce tarım, hani biliyorsunuz, destekleniyordu. Girdileri destekleniyordu, kredi sübvansiyonları vardı, gümrük duvarları yüksekti vesaire. Fakat 80'den 90'lar, 2000'ler giderek aslında bu politikalardan vazgeçildiği ve çiftçilerin, daha önce devletin koruması altındaki çiftçilerin yavaş yavaş sermayeyle karşı karşıya geldiği bir durum. Burada hani küçük çiftçilik önemli bir konu. Bunun hani giderek tükenmesi, tarımın desteklenmesi ya da biçim değiştirmesi diyebiliriz. Bu olurken, yani aslında tarım terk edilirken, köyler boşalırken vesaire, bir taraftan da yeni bir konu da tarımsal inovasyon meselesi. Yani tarıma bağlı, yani pardon, toprağa bağlı bir tarımdan ziyade işte topraksız tarımın bu inovasyonla gündeme gelmesi. Burada tabii bunu, yani toprağa bağlı bir çiftçi grubundan çok daha böyle işte genç girişimcilerin olduğu, daha böyle şirketlerin de destekledi aslında. Topraksız bir tarım ve o zaman aslında köylülüğün yok mu olduğu meselesi gündeme geliyor ve hemen bir cümleyle bırakacağım. Yeni köylülük diye bir kavram ortaya çıkıyor. Kent kökenlerin tekrar çiftçiliğe başlaması ya da ikinci kuşak çiftçilerin buna başlaması. Bunlar aslında tarımda olan değişiklikler. İkincisi de bu diyelim, kırdaki değişikliklerin. Son olarak da kırda çok işlevlilik. Zaten yukarıda dedim, yani biraz önce anlattıklarımız kırda çok işlevliliği bize ifade ediyor. Kırda tarımın dışında çok fazla fonksiyon var. İşte sanayi, hizmet vesaire, bunlardan bahsetmiştik. Burada ekstra olarak aslında turizmden bahsetmek gerekir. Yani burada turizmden bahsederken ikinci anahtar kavram tabii ki tüketim. Bunun iki boyutu var. Bir, kırın kendisinin bir tüketim nesnesi olması bir. Bir de tüketimin aslında kırlara doğru yayılması, tüketim alışkanlıklarının kıra doğru yayılması meselesi. Birincisi, tabii ki her zaman kırlar turizm odaklarıydı. Yani çünkü kentler hakikaten çok bunaltıcı, sıkıcı ve insanlar her zaman doğaya
dönüp şöyle bir nefes alıp tekrar çalışma hayatına dönüyorlardı. Ve turizm odakları vardı. Fakat bu dönemde aslında turizmin kıra daha ince bir şekilde nüfuz ettiğini görüyoruz. Bu aslında önce küçük böyle bir ziyaretle başlıyor. Arkasından işte köy hayatına işte katılım, ev içi yapılan ürünlerin yavaş yavaş böyle ticarileşmesi. Bu alanda aslında tam böyle kitle turizmi o daha ne gelmiyor. Fakat aslında bu ilişkinin yani bir ticarileşme ilişkisinin başladığı bir durumu görüyoruz. Bu yerler bazen kitle turizmi o daha haline de gelebiliyor ve hakikaten çok yıkıcı tesirleri oluyor. Tarım geriliyor. Bütün ekonomi tamamen turizme dayalı hale gelebiliyor ve turistlerin gelmediği bir durumda ya da ziyaretçilerin gelmediği bir durumda ekonomi gerçekten çok dayanıksız olabiliyor. Burada tabii ki gelenler bu özgün yapı için de özgünlük için geliyorlar fakat varlıklarıyla da bunu biraz yok ediyorlar diyebiliriz. Buradaki en önemli gelişme yine daha önce bahsettiğimiz gibi kırda olmayan bu işte gayrimenkul piyasasının yaratılması, dışarıdan gelenlerin böyle işte burada konut almaları, işte yazlıkçılar, ikinci konut sahipleri vesaire yeni bir hani konut piyasası oluşması. Bu da aslında kırda önemli değişim yaratıyor diyebiliriz. Burada tabii her yer böyle olmuyor. Yani dengesizlikler de oluyor. Bazen bundan çok yararlanan gruplar olabiliyor veya bundan zarar görenler oluyor ve bunların arasında gerilim oluyor. Yine köyler arasında büyük farklar oluyor. Mesela bazı köyler tarihi altyapılarından dolayı kırsal soylulaştırmaya maruz kalabiliyorlar. Ama bazıları da aslında yakındaki bir turizm imkanından dolayı tamamen tarımı bırakabiliyorlar vesaire. Peki yani kırdaki değişimi ele aldık. Dedik ki kırla kent arasındaki sınırlar bulanıklaşıyor. İkincisi artık tarım topraktan kopuyor ve bambaşka bir biçim aldı. Ve üçüncüsü kırda da çok işlevlilik var. Bunları söyledik. Peki o zaman kırsal planlama burada nerede duruyor ve kırsal planlama neyi hedefliyor? Bunu söyleyebiliriz. Kırsal planlama aslında genel olarak bu değişimi yönlendiren politikaların bir bütünü diyebiliriz. Ve hedefi de kırsal ekonominin devam ettirilmesi, kırda yaşam kalitesinin artırılması ve istihdamın sağlanması. Hep böyle olmuş. Tabii kırsal planlama da zaman içinde değişikliğe uğruyor. Başta yani kırsal planlama daha çok merkezi yönetimlerin bir şeyisi, müdahale alanı diyebiliriz ve ulusal ölçekten işte bölgesel yerel ölçeğe kadar böyle bir iradenin devam ettiği, işte uzmanların burada çalıştığı, merkezi finansmanın egemen olduğu ve rasyonel bir karar verme alanı gibi düşünebiliriz bir politika alanı. Fakat tabii 70'lerdeki dönüşümle beraber kırsal planlama da değişiyor ve kırsal planlama aslında özü olan yani doğal kaynakların esas olarak insanlar için olduğu ve dolayısıyla bu kaynakların rasyonel kullanılmasının gerektiği yönündeki temel fikir aslında kırılmaya başlıyor ve ne oluyor yeni politikalarda? Bu çevre hareketinin de etkisiyle kırsaldaki insan varlığının kendisi sorgulanmaya başlıyor. Yani aslında kırın insanlar için yaratılmış böyle kaynakların yeri olmaktan ziyade bütün canlıların yaşama hakkı olduğu bir ekosistem barındıran alan olduğu gündeme geliyor. Tabii bu iklim değişikliği tartışmaları, uluslararası sözleşmeler, çevre hakkı, doğa hakkı bütün bu tartışmalar da bunu destekliyor diyebiliriz. Dolayısıyla artık böyle merkezden ve tarımsal üretime odaklı ve böyle rasyonel bir yaklaşım yerine çok daha farklı yaklaşımlar gündeme geliyor. Bir başka değişen şey şu oluyor. Yine böyle hani merkezi ve böyle tek tip yaklaşımlar yerine farklılıklara odaklanan yaklaşımlar öne çıkıyor. Burada da biraz böyle aslında kırsal planlamaya dair böyle hani çok kuram yok demiştik. Daha doğrusu böyle hani hep planlama da biraz öyle. Fakat planlamanın genel eğilimleri, paradigma değişiklikleri aslında kırsal planlamaya da yansıyor. 90'lardaki bu kültürel dönüş, yani kültürel boyutun da aslında planlamanın alanına girmesi ve yere duyarlı bir planlama yaklaşımı kırsal planlamayı da etkiliyor ve bir önemli bir öge olarak kültürel süreçler ve kimlik meseleleri gündeme geliyor. O zaman kırsal çalışmalarda neler var karşımıza gelen? İşte kültürel gruplara duyarlı olmak, toplumsal cinsiyet meseleleri, dışlanma konusu. Bütün bunlar yine kırsal planlamanın konuları haline geliyor.
Tabii burada önemli bir konu peyzaj konusu. Çünkü bu farklılığın ve özgünlüğün en çarpıcı olarak gözlendiği yerler kırsal peyzaj ve peyzaj karakteri, peyzaj değerleri meselesi yine planlamaya entegre oluyor. Peyzaj karakter alanları çalışmaları yine böyle planlamanın ön çalışmaları haline geliyor. Dolayısıyla bu farklılık ve özgünlük, yere duyarlılık meselesi önemli bir mesele. Kırsal planlamadaki değişimin başka bir boyutu da aslında yönetim meselesi. Bütün bunların nasıl yönetileceği meselesi. Çünkü bir taraftan artık tarımdan öte başka işlevlerin de olduğu, farklı çıkar gruplarının da olduğu bir kırsaldan bahsediyoruz. Ve bir taraftan koruma hassasiyetleri de var ve bunlar böyle hep çelişkili konular. Bunların nasıl yönetileceği meselesi gündeme geliyor ve eskisi gibi böyle tek tip bir kırsal planlama anlayışından çok yerel bilgiye, yerel topluluklara önem veren bir planlama yaklaşımı gündeme geliyor ve burada da tabii bu çıkarların çakışması arasındaki gerilim. Mesela ekosisteme hassas bir yaklaşım hani uygulamaya çalıştığınızdaki buradaki farklı işlevlerin buna verdiği cevaplar ya da mesela tarımın gerilediği ve ekonomik olarak gerilemeye girmiş bir yerde aslında özgünlük ve farklılık arayışına doğru bir yaklaşımın böyle hani direnç bulması. Dolayısıyla bunlar aslında hep çözülmesi gereken konular ve bunların en önemlisi de bunların arkasındaki anahtar kelime de tabii ki katılım boyutu. Burada kırsal planlama tabii ki dediğim gibi politikalar bütünü. Burada bizim disiplinimizi ilgilendiren kısım bunun mekansal kısmı. Yani mekansal planlama bunun neresinde yer alıyor. Burada mekansal planlamadan kastımız bir arazi kullanım planlaması değil tek başına. Bir yerin ya da bölgenin geleceğin öngörüsünü yapmak ve buna ulaşmak için aslında bir dizi politika program geliştirmek ve eylemleri tanımlamak ve arazi kullanımı yoluyla da bunları hayata geçirmek. Yani aslında bir politikalar bütünü olarak da bakabiliriz mekansal planlamaya. Diğer baktığımızda ne tür araçlar var? Burada aslında daha böyle bölgesel ölçekte politika belgeleri olabiliyor. Daha böyle tematik dokümanlar olabiliyor. Bölgesel gelişme planlarının böyle altında yine ek dokümanlar olabiliyor vesaire. Dolayısıyla aslında üst ölçekte bir mekansal çerçeve çiziliyor burada. Yerel ölçekte de yine bizdeki gibi böyle arazi kullanım planları olabiliyor, eylem planları, gelişme çerçeveleri, köy tasarım rehberi, eylem planı gibi araçlar olabiliyor. Onun dışında kentlerin yayılmasını engellemek için yeşil kuşak içinde farklı tarım destekleme politikaları, gıda toplulukları vesaire bunlar da aslında araçların arasında. Bize geldiğimiz zaman aslında ülkemizde kırsal planlamanın ayrı bir mevzuatı yok. Bu konuda yapılmakta olan, yapılmış ve yapılmakta olan pek çok çalışma var. Fakat bu mevcut mevzuat içinde aslında biz kırsal planlama için hareket ediyoruz. Bizde de aslında üst ölçekli kalkınma planları, strateji belgeleri bunlar aslında kırsal alanlara dair geliştiriliyor. İşte 5 yıllık kalkınma planları, kırsal kalkınma stratejisi, kırsal kalkınma planı ve kırsal kalkınma eylem planı bunlar aslında var. Fakat tabii bunların mekansal boyuttan ziyade daha çok böyle temalar etrafında, belirli eksenler etrafında öneriler getiriyor ve çalışıyor. Bölge planlarına geldiğimizde bunlar da aslında mekansal kararlar alabiliyor. Fakat tam olarak bir mekansal nitelikleri öne çıkmıyor ve daha çok sektörel kalıyorlar diyebiliriz. Bir de hani bunların uygulanması yönünde araçları tabii çok eksik. Çevre düzeni planı ve Nazım İmar planlarında ise daha çok aslında kırsal alanlar korunacak alanlar olarak görünüyor ve buralar içinde bir araç çok geliştirilmiyor. Kırsal yerleşmeler ise tamamen aslında korunacak alanlar olarak ya da işte gelişme alanları gösteriliyor vesaire. Aslında burada belki kırsal planlamayla kırsal yerleşme planlamasını ayırt etmek gerekiyor. Yani kırsal planlamanın çok daha fazla boyutlu olduğunu, kırsaldaki bütün ögeleri içerdiğini söylemek lazım. Fakat kırsal yerleşme planlaması, kırsal yerleşme yani işte köylere has bir planlama türü. Yani onun bir alt kategorisi olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü genellikle aslında bu ikisinin karıştırıldığı durumlarda olabiliyor.
Tabii şundan da bahsetmek gerekebilir. Mesela köy tasarım rehberleri eklendi mevzuatımıza. Ve köy tasarım rehberleri aslında çok böyle hızlı bir şekilde gündeme geldi. Bunun da daha çok kırsalın kimliğiyle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Ve biraz önce bahsettiğimiz kırda farklılık, özgünlük arayışı, yere özgü yaklaşımı öne çıkmasının bir karşılığı olarak da bunu görebiliriz. Bu şekilde aslında bizim mekansal planlama kısmında biraz araçlarımızın eksik olduğunu söylemiştik. Bu 2000'lerin ilk yıllarında aslında Avrupa Birliği katılım süreçlerinde kırsal alanlara yönelik bir ilgi de bize başladı. Yani bu işte kırkent tanımlarının yapılması ya da işte bu kırdaki kıra dair fonların alınması ilgili bölgeleme çalışmaları vesaire bunlar başladı. Ama bunlar böyle çok çok geniş olarak tartışılmadı. 2000'lerin ilk 10 yılı içinde aslında merkezi yönetimde önemli bir kıra yönelim oldu. O dönem Bayındık İskan Bakanlığı'nda böyle bir birim kuruldu. Bunlar çok önemli ve onlar işte yöresellik, yeni bir kırsal planlama mevzuatı oluşturulması vesaire bu konularda önemli adımlar attılar. Fakat aslında mesleğimizin kırsalla karşılaşması gerçekten Büyükşehir Yasası'yla başladı. Yani ta ki yerel yönetimlerin yetki alanları kırlara yayıldı, köyler mahalle haline geldi. İşte o zaman aslında mesleğimiz gerçekten kırı öğrenmeye başladı, kır hakkında düşünmeye başladı. Dediğim gibi biraz geç kalmış bir gündem ama bence çok önemli bir gündem olduğunu düşünüyorum. Ve her ne kadar Büyükşehir Yasası aslında kıra dair pek çok sorunu da beraberinde getirmişse de bir fırsatı da beraberinde getirdi. Yani yerel yönetimler giderek kıra dair çok güçlü politikalar üretmeye başladılar. Bu konuda yetişmiş uzmanlar olmaya başladı ve aslında meslek alanımız için çok önemli bir sorumluluk alanı olduğunu düşünüyorum. Yani hem dünyamız için çok kritik bir konu, hem gerileyen bir alanın canlandırılması meselesi var ve bu konuda çalışmaları yapan da çok değerli akademisyenlerimiz var. Tezler yapılıyor, çalışmalar yapılıyor Türkiye'de. Sonuçta hepimiz aslında bu kırsal konusunda, kuramsal ve pratik alanlarda yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Ve gençlerimizin de aslında bu konuya ilgi duyacaklarını, bu konuda çalışmalara yönleneceklerini düşünüyoruz, hayal ediyoruz ve onları aslında kırsal çalışmalara davet ediyoruz diyelim. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Umarım yararlı bir ders olmuştur. Hoşça kalın.